Media! Biz de bu renklere gönül verdik. Televizyondan tabletlere, akıllı telefondan ses sistemine, futbolu ayağınıza getirecek teknolojiler benzersiz fırsatlarla Mediamarkt'ta. Gollere bak Mediamarkt, Mediamarkt. Yüksek oranda heyecan içeren hızlı ve iddialı şampiyon özel devam ediyor. Teknik Onu... direktör çok iyi Pochettino gördük zaten sonrasında. Pochettino'nun yeri hiç de olmadı ve Paris Saint Germain aldı. Hani adamlarda para çok. Yani bizden daha iyi biliyorlar parayı nereye harcayacaklar. Ha. Var çünkü para. Yani olsa belki biz de harcayabilirdik ama. Başka bir şey var burada ya. Abi o İskandinavlar soğuktur. İskandinavlar işte böyle klişe var. İskandinavlar her zaman çok disiplinli oynar falan. Hmm, Finlandiya da disiplinli oynuyor. Ne yapsın abi yetenek yok. Yeteneğin organizasyonudur futbola. Da kazanmanın Abi formu. disiplin bizde niye kötü bir şeymiş gibi. Hayır bir abi hayır. De soğuktur. <laughs> niye soğuk olsun abi? Arkadaşlarını nasıl savundular? Benim için yine... Bu, bu, turnuvada Danimarka'nın en efsane, oyuncuların en efsane performansı Eriksen rahatsızlandığı zaman etrafında ördükleri mahremiyet duvarıdır. Orada böyle taraftarların sessizce saygıyla beklemesidir. Çok ağır. Bir, biz de çok ağır bir şey tanıklık ettik ya. Çok ağır. Evet. Buradan dönüp elenseler kimse bir şey söylemez. Ama bunu bir de böyle üçle dörtle ilerlemeleri. Mesela. Ha, kalan turlarda işte Eriksen olmadığı için daha da yukarılara gidemeyebilirler. Çeyrek yani bence büyük ihtimal Galler'i elerler diyorum. Diyor, sen ne diyorsun? Bence elerler. Hatta bayağı şanslı görüyorum Danimarka'yı. Yani galleri bizi iyi gösterdik. Atmayacaklar ee, ki bizim gibi. Degaj atmayacaklar bir de, ki. Galler, gerçek, atmayacak. Gerçekten hatlar arasında baya boşluk bırakan bir takım Galler. Hatta biz hep maç öncesinde işte buraya baskı yapmamız lazım. İşte onun Bey'li araya sokup remsey attığı ara paslar aslında bizim yapıyor olmamız lazım. O baskı bizim kurup bizim o boşlukları değerlendirmemiz lazım. Drip yapabilecek oyuncuları değerlendirmemiz lazım diye konuşurken bunu Danimarka yapabilir ama hem o baskıyı kurabilir. Çünkü top rakibe geçtiğinde beşli bir hatla karşılıyorlar. Ee, ki Polisler'in attığı gol aslında bir hataya zorlamaktı. Tamam hani rakibin belki hani çok kötü bir geri pas verdi ama sonuçta kötü geri pası zorlarsın. Baskı zorlarsın. bayağı kapadılar. Tabii yani oraya be Beşli bir telörgü var. çekiyorlar. Aynı şeyi Galler'e yaptıkları zaman da e, mecburen sürekli uzun oynayacaklar, sürekli uzun oynayacaklar. Bu bir noktada zaten Danimarka'nın içine gelecek bence. Bir de top aldıktan sonra gidecek oyuncu da çok fazla var Danimarka'da. İşte mahalle başta olmak üzere. Darmstadt da aynı şekilde ve gidip iyi şutör hepsi bir de. Hani gidip e, ne yapacağız şimdi oyuncular da değil yani. Ceza sahası çevresindeki bazı öyle, oyuncular vardı. Şut yeteneği olmaz ya da kilit pas atma yeteneği olmaz. Sürer 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 bir yerde tıkanırsın. Cezayir etrafında. Sterling gibi. İngiltere'de ama Danimarkalar bitiricilik özelliği de var. Hem şut hem de kilit bas atma O yüzden Galler önünde şanslar bence ve normalde Türkiye'nin yoluydu bu. Hani Danimarka Türkiye eşleşmesi evet de ya, olabilir. Ben de öyle bir şey görmüştüm. Ben hani yarı final işte ya Danimarka'ya Türkiye sürpriz bir şekilde yarı final kadar görür diyordum. Biz elendik o yüzden Danimarka gider gibi geliyor bana. Şu göstersene bir daha gizli favori, gizli favori. Neredeymiş bulduk <laughs> ya. Gizli favori. Yani <laughs> yarı finalde şaşırtmaz beni Danimarka'da. Ya Eriksen olsa de... zaten insanlık adına bu sıkıntı yaşamış olsun isteriz de. Ya ben izlemeyi çok sevdiğim bir oyuncu yani. Yani Tottenham'a geldiği zaman mesela Liverpool'a gelmek ben hiç bozulmadım. Evet doğru karar. Ben de o Liverpool'a gitmem kardeşim. Bu gelişemezsin orada. Ya bildiğini unutursun. Valla ayağın kayar sonra. Anladın mı? Ayak kayar yani. Şimdiki ne ama olur mesela. Şimdi mesela Inter'den ayrılıp sağlığı iyi olsa, oynamak istese, tercih etse Klopp der ki tabii der başımın üstü böyle oyuncuya ihtiyacım var. Çünkü Eriksen sadece öyle ofansif orta saha değil. Tam günümüzdeki komple orta saha. Gerektiğinde derin oyun kuruculuk yapabilen gerilere geliyor. Evet. Hı -hı. Birinci ol pasını da çok iyi atabilen uzun boşta gördüm. Ama bak tekrar ediyorum. Yulman ve yardımcıları Galler'in tüm maçlarını izlemiştir. Bizimkilerden farklı olarak izlediğini de çok iyi analiz etmiştir. Degaj atmayacaklar. Yani 2-0 yenik duruma düşmedikçe, 1-0 yenik duruma düşmedikçe, 5 dakika kalmadıkça atmayacaklar. Atmayacak. Biz geriden ilerden hep hava topu yaptık. Çünkü abi diyecek ki adam, Yulman diyecek ki çağıracak işte büyük büyük karakter Kaya'yı. Kaya'cım diyecek Westergaard, sen işte yanında da Kristensen sen hepinizin ayağı top yapabiliyor. Hocam diyecek Westergaard'ın biraz ayağı fan kayıyor. Ya tamam ver Kristensen halledecek onu. Gelecek topu alacak oradan diyecek. Bunlar böyle yalandan bir pres yapacak diyecek Galler. Öyle Galler. Yalandan bir presi var. Böyle yapıyormuş gibi 2-3 dakika. Sonra Ramsey Bale yorulmasın diye onu devam ettirmeyecek. Biz tık tık Hoyberg buraya gelecek. Mehle sol tarafta demarke vaziyette kalacak. İçeri girecek ekstra orta sağ olarak. Gosar'sı. onu atacaksın gibi. oraya da tabii. Sonra diyecek ki zaten bunlara her şeyi yapın. Degaj yapmayın. Havaya topu dikmeyin. Çünkü bunların ikisinin stoperi, Galler'in iki stoperinin tek özelliği kafa topu alması. Yürüyün. Abi zaten. Yürüyün. Viking oğulları. Hatta bir demeyecek yani, anlatacak hadi. Yürüyün Viking oğulları değil. 180 değil yani. mi Rodon'da mesela? Galler. O, o da kısa değil. bir da. tanesi. Uzun, uzun Rodon. Daha uzun. 180 değil mi? Daha mı uzun? 180. Daha uzun can Rodon Tottenham'daki değil mi? Daha uzun olması gerek Mustafa. Evet. Ya da bizimkiler o kadar degaj Abi attı zaten... ki adam 2 metre gözüktü bize yani. O biz, biz... <laughs> ben 180 diye baktım Ama bizimkiler o kadar degaj attı ki yani. Ya Mefun'un ne özelliği var? Polsen de az değil yani onu diyorum. Mefhum. Paul sen de mi? hepsinden e, alır böyle bonkları biliyorsun. <laughs> Abi zaten öyle şöyle acı nasıl bir tablo da var bizim leve bizim grupla alakalı. Bizim İtalya hadi gene başka bir kenara yazarsın yani. Hani öncesinden de gelen ve ritmini hiç kaybetmeyen bir İtalya var. Yoluna da devam edecek gibi gözüküyor ama ne Galler ne İsviçre ee, Şampiyonu hazırlık dönemindeki kadar bile zorlanmadılar bizim karşımızda. Yani hani antrenman maçı temposu yani bile veremedik. Çok ya. Evet. Yani e... Ya hazırlık maçında bile kabul edilmeyecek bir performans. Evet, yani hakikaten orada öyle. bile dedim ki ya sonuçta özel maçta FIFA puan sıralamasında etkisi oluyor. Belki yüzdesi biraz daha düşük ama bu kadar da olmaz falan filan derdim. Ya Avrupa şampiyonasında bu görüntü. Ya tabii korkuş. hazırlık maçını niçin alırsın? Doğrusunu yanlışını görmek evet. için alırsın abi. Biz o kadar yoktuk ki sahada. Acayip rakip takım bile yani aldık. hani bir şey göremedi. Acayip. O yüzden e, orada onlar bence da onlar da, da, da olabilir. gizli favoriydi. Mesela Gine de gizli favoriydi. Niye? Çünkü Avrupa Şampiyonası'na katılmayacağı için zaten Gine. <laughs> Şimdi yani Gine ile yani diyor bana diyorlar ki Ali Bey ama birsa gerçekten sizin dediğiniz gibi Gine ben hazırlanmak için diyor. İrlandalardan biriyle maç yapacaktık. Çok güzel. İrlandalardan biri bulunamayınca Gine demek ki Peki e, <laughs> bir şey diyeceğim. programın yarısına geldik. Günün maçlarına geçemedik ama şu Hollanda ile alakalı ben sadece şu fikrimi söylemek istiyorum. Ben izlemekten çok keyif alıyorum maçlarını. E, ama bir yere gideceğini çok gerçekçi gelmiyor bir yere gitme ihtimali. Malen Depay ikilisini izlemek çok keyifliydi. Abi, abi. Onlara yaptığı iki evlilere dikin Ya evet bir, çözüm. de ben e, ben Wijnaldum'dan da çok keyif alıyorum ya. Yani. Alıyordun. Yani burada. Daha, yani daha çok alıyoruz. Yok alıyordun. ama şimdi işte Hollanda'da şimdi daha da ön şu tarafta özgür oynuyor başkan <laughs> <laughs> Ey başkan Werner şu adama nasıl zam yapmazsın Feynaldum'a falan şöyle bir yapsan atar. Derize'de Scorpion biliyorsun en sevdiği grup başkan Werner'in Scorpions. Scorpions. Scorpion's tabii akrepler. Para ödemek için yani cebinde akrep vardı. Hakikaten şu adama zam yapılmaz kimi yapılır abi Feynaldum'a? Ama onun gideceği belliydi ya o artık. 6 ay önce yap. Sen şimdi nasıl yerini doldurmayı düşünüyorsun? O geçmiş oldu canım artık geçti yani. <laughs> bir de bak Liverpool'un oynadığı düzende Enaldum bambaşka oynuyor dün gece uzun uzun anlattı böyle gececi Neşet gecici Reşat kontenjanından gece yarısı yaptığımız programda abi Trent ile Robertson nasıl ekstra ve açık oyuncusu gibi oynuyorken Salah'la Mane ekstra forvete dönüşüyorlar e, arkada devamlı Henderson aldım al tekrar başlat yani sürekli al, bir çayı kenara. tazeleyen adam gibi abi yenisi geldi abi Top, yenisi geldi topu kazan be ver topu Burada kazan ne oynuyor var. Feyenoord'un Feyenoord'da ilk bu. başladığı zamanki gibi 16-17 yaşındaki gibi direkt ofansif orta saha evet. oynuyor. Van Basten'i geçti. Hollanda mi takımı formasıyla gol atma sayısında Van Basten'i kim geçer diye beklersin. Van Nistelrooy geçmiştir zaten ama Santrafor. Adam orta sahada oynarken Van Basten'i geçmek nedir Hı. birader? Hı. Çok iyi performans. E ama Hı. ben yine de Hollanda'nın dediğim gibi yani çünkü çok e, o Bellin kadar tempolu, yani. göze hoş gelen bir futbol muadili. Evet, evet. Evet, evet, evet. Çünkü Der, kapan, giderdi. kompakt bekle dikine hücum oyununda bir de hani Van Dijk gibi bir stoper eklemiş olsaydı o savunmaya. E tabii. Çok farklı olurdu. Yani Van Dijk daha da tempo deriz, yapma imkanı olurdu o zaman. Çok var hani Van Dijk olsaydı dediğimizde dünyanın en iyi stoperinden bahsediyoruz. Yani ciddi Bravo, ciddi çok abi. çok ciddi evet, yani. bir eksiklik. Evet. Aynen. Yüksek oranda heyecan içeren hızlı ve iddialı Şampiyon Özel devam edecek.